Süple daha güzel. Sağlık Bakanlığı'nda yarım saatte yazımı yazdırdım, çay çektim. Şimdi... Kenger içiyoruz. Evet, bu Kesilirken'in meşhur kenger kahvesiymiş. İlk defa tadıyorum ama tadı çok güzel, çok hoş. Türk kahvesi diyorlar ama o kahve Türk kahvesi değil bence. Bu Türk kahvesi bu bence. Kahvenin özü. Kengerimizin, kenger tikenimizin doğadan toplanmış hali. Yani çiğ hali. Doğadan en doğal hali budur. Saçlarda kavrulmuş hali, odun ateşinde. Saçlardan, saç tavalarda kavrulmuş hali ve toprak kokusunu andıran çok harika bir kokusu vardır bunun. Yani ilk yağmurun yağdığındaki o toprak kokusunu andıran bir koku vardır. Yağlı bir bitkidir. Bunun özel dibeklerde dövülüyor. %10 oranında kıvam için nohut, yeşil nohudun kavrulmuş unu konuluyor. Aynı Türk kahvesi kıvamında pişirilip servis yapılıyor. Bu benim çocukluğumda yaylalarda olan bir doğal bitki. Annelerimiz kırlardan değnekle bir kovaya çırpar toplarlar. Bir sacın üzerinde kavururlar. Kızlar da dibekle döverler. El yiyerek kenger kahvesi meydana gelir. Misafirlere kendileri kış boyunca, yaz boyunca içerler. Mahmut Ali Selvi mi ne başkanı? Ya, 1300-1400 rakıma kadar yaygın bir şekilde dünyanın birçok yerinde özellikle Akdeniz havzasında bulunur. Fakat kengeri kahve olarak yapan sadece taşeli yörükleri olarak biliyoruz. Ve bu geleneği devam ettirmek için ben de bir mücadele verdim. Son 4-5 yıldır doğadan toplattığım veya topladığım, kendim de topluyorum, toplattığım kahveleri özel saçlarda kavurtuyoruz. Aynı orijinalindeki gibi dibeklerde dövüyoruz ve cam kavanozlarda servis yapıyoruz. Ve bu mücadelemiz birçok bölgede yaygın bir şekilde tuttu. Tamamen yerli ve milli bir kahvemizin gelecek kuşaklara aktarılması için bir mücadele veriyoruz. Ve başarılı olduk. Özellikle küresel ekonominin bozulması nedeniyle ithal olarak gelen kahvenin 3-5 katına çıktığı bir ortamda Silivke bölgesinde kenger kahvesine olan ilgi oldukça arttı. Zaten daha evvel de bilinen bir kahve olması nedeniyle damak tadımıza da uydu. Ve özellikle şöyle bir slogan geliştirdik. Kahvenin 40 yıl hatırı var, kengerin bir ömür boyu hatırı var diyoruz. Çünkü burada bir kenger içen kişi ömür boyu bizi unutamayacağından eminim. Kengeri bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Kenger milli bir kahve olarak, kültürel mirasımız olarak tekrar yaşamaya başlamıştır. Şimdi Hamdi abi söyle bana neye karar verdiniz? Tamam, okey oldu. Tamam abi. Sıkıntı yok. Otobüs istediğim her adam.